Gelmiyor musun? Ay, yok yok, ben burada beklerim. Hiç rahatsızlık vermeyeyim. Olur mu öyle şey? Bana kendimi kötü hissettirme lütfen. Peki. Ah. Ah, teşekkür. Rica ederim. Hoş geldiniz. Buyur. Annem nerede? Salonda efendim. Ulan. Anne. Ah. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben Damla. Handan. Çok memnun oldum efendim. Ben de öyle. Bak, iyiye işaret. Hala inmediler. Güzel, sevindim. Anlaştılar demek ki. Eh, Deniz'le anlaştıklarına göre sen de şartları konuşursan iyi olur. Konuşurum anne. Hadi geçelim. Hah, Neslihan Hanım da geldi. Merhaba Neslihan Hanım. Poyraz ben, Deniz'in babası. Ben de Neslihan. Memnun oldum. Biz daha önce karşılaştık mı? Sanmıyorum. Poyraz Bey. Ben çıkmadan gelmeniz çok iyi oldu. Çünkü benim de sizinle konuşmak istediğim... önemli bir konu var. Tabii ki, tabii ki. Buyurun, geçelim. Eğer mümkünse biz yalnız konuşalım. Tabii. Siz konuşun. Ben zaten Deniz'e bakacaktım. Peki, hala bahçede konuşalım o zaman. Ben konuşup geliyorum birazdan. Sen keyfine bak. Poyraz. Benim de seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu vardı. Tamam. Neslihan Hanım'la konuşup hemen geleceğim. Kusura bakmayın, buyurun. Sizi dinliyorum. Sizi bir konuda uyarmak istiyorum. Hangi konuda? Poyraz. Bir saniye lütfen, kusura bakmayın. Ne oluyor Damla, iyi misin sen? Seninle konuşmam gereken önemli bir şey var. Tamam, bir Neslihan Hanım'la 5 dakika konuşayım, geleceğim. Ama gerçekten önemli olmasa ben bu kadar ısrar etmem ki. Lütfen. Tamam. Neslihan Hanım, konuşacaklarınız acil değilse yarın konuşsak olur mu? Hem daha rahat vakit ayırabilirim size. Yarın. Olur. Yarın konuşalım. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Bu kadar acil olan şey ne Damla? Konuşturmadın. Ben bu kadını tanıyorum. İyi günler. İyi günler. Özel öğretmenlik için gelmiştim ama
Handan Hanım'la görüşecektim. Biz az önce başka biriyle anlaştık. Kusura bakmayın. Anladım. İyi günler, sağ olun. İyi günler. Bak, bu kadın çok tehlikeli biri Poyraz. İyi de sen nereden tanıyorsun ki Neslihan Hanım? Ben tanımıyorum. Bir arkadaşım tanıyordu, o anlattı. Sonra ben bir davette karşılaşınca öyle anladım o Neslihan'ın o Neslihan olduğunu. Tamam da ne duydun ki bu kadının bu kadar tehlikeli biri olduğunu düşünüyorsun? Anlamadım ki Damla. Gel şöyle oturalım, düzgünce anlat şu işi bana. Ya sen arabada Deniz'in öğretmeni bulunmuş. Adı da Neslihan deyince... Ya ben o yüzden soyadını sordum. Yani acaba o Neslihan mı diye merak ettim. Çok tehlikeli bir kadın bu diyorum. Bu kadın daha önce bir kadını bıçaklamış. Hatta öldürmeye kalkmış bir sabıkalı. Sabıkalı mı? Evet, sabıkalıymış. Ya kocasını mı ne kıskanmış? Hatta sonra sanırım kocası ölmüş. Ya daha neler neler biliyorum. Ben de dilim varmıyor işte. Bak, bu kadına çocuk mucuk emanet edilmez. Tabii ki emanet edilmez. Ben de zaten öyle sorumsuz bir baba değilim ki. Yani en iyi şirketlerdeki referansı en iyi olan insanları bulmaya çalışıyorum. Yine olmuyor. Nasıl böyle bir şey yapabiliyorlar? Ya ben senin ne kadar iyi bir baba olduğunu biliyorum. Ben onu şu iyi iki günde bile anladım zaten. Ama Poyraz, bilmiyorum yani, belki de ajansı falan kandırmıştır bu kadın. Sen, olacak iş değil. Bir de kalkıp çocuğumu bu kadınla baş başa bıraktım ben. Çok teşekkür ederim Damla. İyi ki varsın gerçekten. Ne demek? Gitti mi Neslihan Hanım? Gitti anne. Ne konuştunuz oğlum? Gene Deniz'le ilgili bir sıkıntı mı var? Yok anne, önemli bir şey değilmiş. Bizim gitmemiz lazım, geç kaldık. E madem geç kaldınız, 15 dakika daha gecikin. Bir şey olmaz. Bir kahve ikram edeyim size. Olur. Yani senin için de bir problem yoksa tabii. Başka zaman anne, geç kaldık. Pekala. Ben çok memnun oldum. Her zaman beklerim. Ben annenin kahve teklifini kabul ederek seni zor durumda bırakmış olmak istemem. Ya ben sadece saygıda kusur etmek istemedim. Biliyorum, biliyorum. Yanlış anlaşılacak bir şey yok. Ayrıca sen çok düşüncelisin. Ama benim senden bir ricam var Damla. İlişkimiz şimdilik evin dışında kalsın, olur mu? Olur. Benim için seninle olmak yeterli zaten.